gönderdim çoraklar ayağına oldum mendili geline, mendil verdim eline. Kara kına yollamış yar benim eline. Mendili geline, mendil verdim eline. Kara kına yollamış yar benim eline. Yavrum, meyveni çantana koydum. Teneffüste yersin, tamam? Tamam. Sami amca söylemeyi unutma hafta sonunu, tamam mı anne? Tamam. Günaydın. Günaydın. Bir de bana uyku diyordun. Günaydın. Sorma, uyuyakalmışım. Alarmı da duymamışım. Bak geç kaldım işte. Ben kapattım. İyi yaptın. Anneme ben söyledim kaldırma diye. Çok erken gidiyorsunuz. Sizi sofrada bile göremiyorum. Aferin sana. Hadi yüzünü yıka gel, seni bekliyorum. Tamam tamam. Birlikte gelin tamam mı anne antrenmanı seyretmeye? Bütün çocuklar çok merak ediyor kiminle evlendiğini. Aa Cihan çok ayıp. Ayıp değil anne, ne olur unutma. Çok istiyorsan sen söyle. Yok ben söyleyemem. Ben söylersem mecburen gelecek. Sen söylersen işin varsa sana söyler. Tamam mı anne? Bir saniye Cihan. Sami! Ne var, ne oldu? Ne? Yemedim kızım. Sevgili olayı falan hikaye. Başka derdin var senin. Dökül hadi. Ağlama, ağlama. Anlat ne derdin var? Ulaşmak istemem ama yapabileceğim bir şey varsa da... Senin yapabileceğin bir şey yok. Ben işe geç kalacağım, hazırlanayım. Sami Bey'in selam var. Sağ olsun. Cemre. Ne oldu yavrum yine? Su getireyim, ister misin? İyi gittim oraya sanki. Şimdi boşanacak mıyım, boşanmayacak mıyım? Tek düşüneceğim bu olacaktı. Ben söylediydim demeyeceğim ama...
Yani çok dikkatli olmak gerekiyordu. Yani her bakımdan yani. Belliydi ama Barış'ın birimizin elinde kalacağı. Kuzey Allah korudu ama al kabak senin başına patladı. Anne ben bir şey yapmadım. Ay Cemre ben öyle kötü şans olarak söylüyorum canım. Ben de biliyorum senin bir şey yapmadığını. Bunun ne işi var burada? Duyan geliyor, duyan geliyor. Ne yapacaksın? Benim yanıma sokmayın sakın o kızı. Tamam hallederim. Ben de gideyim bir. Merak etmişlerdir onlar da. Burada bile neyin peşinde ya? Ay Hüseyin Bey, benim uykum o kadar hafiftir ki yani. Kulağımda tıkaçlar vardı işte, sonra bunu bu aramış. Barış mı? Evet. Ama artık yani ne dediyse, nasıl kızdırmış belli ki bunu. Ondan sonra bu da ucu öyle. Gelmeden Şerif komiserle görüştüm. Yani ne dediyse. Cemre o evde başka biri olduğunu söylemiş galiba. Evet. Ama sonra öyle biri olmadı ortaya çıkmış değil mi? Öyle bir şey var. Ben galiba kim olduğunu biliyorum. Kimmiş? Venüs olabilir. Ne? Venüs mü? Olsun Cemre, gerçekten çok üzüldüm. Zeynep lütfen çıkar mısın? Yalnız kalmak istiyorum. Dur dur bir dinle. Bak Zeynep ne diyor? Barış'ın yanındaki kişi şey olabilirmiş, Venüs. Onları canım partisinde öpüşürken gördüm. Ne? Barış'la hala birlikteler. Dün ben Burak'larken Venüs aradı. Çok sarhoştu. O da itiraf etti zaten. Sonra Burak da bunu bıraktı gitti. Yani sonra sinirle Barış'ın evine gitmiş olabilir. Yani evde saklanan kişi Venüs olabilir. Niye olmasın ki? Bence kesin. Şimdi bu anlattıklarını gidiyorsun polise de anlatıyorsun, tamam mı? Tabii hemen. Madem böyle bir şey biliyordun, yani öpüştüklerini. Niye bana daha önce söylemedin? Ben... Barış'tan kurtulmak için en ufak bir umut ışığı aradığımı biliyordum. O zaman niye daha önce söylemedin Zeynep? Ben karışmak istemedim. Yani sizin aranızda kalmak istemedim.